Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda ne işliyoruz? Anadolu uygarlıklarını. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü kostüm değişti arkadaşlar. Bu kostüm aslında İyonları yansıtıyor. İyonlarda Platon, Herodot, onların tasvirleri bu şekilde arkadaşlar. Onun için böyle bir kostüm tercih ettim. Kafada yaprak. Eğer yanlış yaparsanız ben de size ne derim? Sen de mi Brutus derim? Sen de mi Brutus? Sen de mi yanlış yaptın? Arkadaşlar yanlış yapmadan doğrusunu yapalım. Hazırsanız başlayın. Evet sevgili arkadaşlar, Anadolu uygarlıkları. Şimdi Anadolu coğrafi özellikler bakımından, yani hem yeryüzü şekilleri hem de iklim bakımından uygun şartlara sahiptir. Bunun için Anadolu tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerin rahatlıkla yapılabildiği yeryüzü şekillerine sahiptir. Tabi diğer taraftan Anadolu birçok önemli ticaret merkezinin de geçiş güzergahı üzerinde bulunuyordu. Bu özelliklerinden dolayı Anadolu yerleşim olarak tercih edilmiş ve tarihten günümüze birçok uygarlığa da ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklardan ilk çağ uygarlıkları hangileridir? Hititler, Fridler, İyonlar, Lidyalılar ve Urartular arkadaşlar. Bizim bu video, sonraki video ve diğer sonraki video, 3 videomuz Anadolu uygarlıkları ile ilgili. Şimdi ilk videomuzda Hititlerle başladık. Arkadaşlar Hititlerin başkenti Çorum Boğazköy civarlarında bulunan Hattuşaş'tır. Diğer tarafta Anadolu'da kurulan uygarlıklar içerisinde en geniş sınırlara ulaşmış ve en güçlü devlettir arkadaşlar. Büyük bir devlet. Merkezi krallıkla yönetiliyor Hititler. Kralın eşi olan, yani kraliçe. Biz buna ne diyoruz buradaki kraliçelerin? Tavananna adını veriyoruz. Devlet yönetiminde rol oynar ve krallara yardımcı olurdu. Tabi Tavananna adı verilen kraliçeye devlet yönetiminde söz hakkı verilmesi, Hititlerde kadınlara değer verildiğinin ve kadınların siyasi yetkilere sahip olduğunun göstergesidir diyebiliriz arkadaşlar. Tavananna adı verilen, nasıl bir isim ya? Tavananna, güzel isim. Arkadaşlar devlet işleri Hititlerde Pankuş olarak adlandırılan mecliste görüşülmüştür. Tabi burada Pankuş adı verilen meclislere devlet işlerinin görüşülmesi farklı fikirlere önem verildiğini bize gösterir. Şimdi Hititler ve Mısırlar arasında bir savaş meydana geliyor. Bu savaş sonucunda, bak savaşın tam ortasında ne oluyor biliyor musunuz? Tam malzeme burası. Savaşın ortasında güneş tutulması oluyor. Bunlar da ne diyor biliyor musunuz? Hem Mısırlar hem Hititler diyor ki Tanrı bize kızdı. Tanrı bize kızdığı için karanlığı üstümüze getirdi. Coğrafya bilgisi sıfır. Nereden bileceksin ay tutulması olduğunu o dönemde? Bilemezsin tabii. Astronomi çalışması yok ki. Anadolu uygarlıklarının birçoğunda, hatta tamamında. Diyor ki güneş tutulmasını Tanrı bize kızdı, o zaman ne yapalım? Barış imzalayalım. Bu savaştan sonra tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma imzalanıyor. Antlaşmanın adı Kadeş Antlaşması. Kadeş Antlaşması Mısırlılarla Hititler arasında imzalanmıştır. Ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır arkadaşlar. Hitit kralları tanrılara hesap vermek amacıyla Anal adı verilen tarihi yıllıkları hazırlamışlardır. Arkadaşlar şimdi bu yıllıkları, hoca notumuz, Anal adı verilen yıllıkları tanrıların okuduklarını düşünmüşler bunlar. Onun için doğru, yanlış, dürüst olan, hırsızlık, adam öldürme, iyilik, kötülük, ne var ne yok, her şey olduğu gibi yazmışlardır. Bu da tarafsız tarih yazıcılığının olduğunu gösterir Hititlerde. Yani Anal adı verilen tarih yıllıkları, olumlu olmuş her şeyi yazmaları Hititlerde tarafsız tarih yazıcılığının başladığını göstermektedir. Arkadaşlar tarım, ticaret ve hayvancılık ile uğraşan Hititlerde çok tanrılı inanış hakimdir. Başkenti Hattuşaş'a saray ve tapınaklar yaparak şehrin etrafını surlarla çevirmişlerdir arkadaşlar. Çok tanrılı anlayışından dolayı bin tanrı ili olarak adlandırılmıştır arkadaşlar. Bin tanrı ili. Hititlerin diğer adı Etiler. Hatta bu Eti marka bisküviler var ya. Aslında bak onun amblemi zaten budur. Hititler Etiler. Eti oradan gelir zaten. Şunu da belirtelim. Devletin başında rahip krallar bulunuyor. Bu da devlet yöneticilerinin hem siyasi yetkilere sahip olduğunu gösterir hem de dini yetkilere sahip olduğunu gösterir arkadaşlar. Hititlerde, Hititlerle ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Diğer videomuzda arkadaşlar Friglerle devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer beğenmediyseniz sen de bir Brutus derim size. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beşer. Sizleri seviyorum.